Pusula Televizyonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Türkiye'de 7 Haziran genel seçimleri için gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı. Haziran 2015'te yapılacak olan genel seçimler için gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı. Gümrük kapısı sayılan Zonguldak Havalimanı'nda kurulan bir sandıkta dün sabah 8 itibariyle gurbetçiler oylarını kullanmaya başladı. Havalimanı'nda ilk oyu gurbetçi Fahri Kışla ve eşi Türkan Kışla kullandı. Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde yaşayan Kışla ailesi tatil için geldikleri Zonguldak'ın Devrik ilçesinden Saltukova'ya gelerek oylarını kullandılar. Açıklamalarda bulunan Fahri Kışla sevinçli olduğunu belirtti. Hayırlısıyla oyumu kullandım. Ben Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinden tatile gelmiştim. Burada oyumu Zonguldak Çaycuma Havaalanı'nda oyumu kullanmaya nasip oldu bana. Çok sevindim. Milletimize, insanımıza, devletimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Çok sağ olun, teşekkür ederim. İlk oyusunu kullandınız. Evet, ben hiç haberim yoktu. Geldim, tabii onu da öğrendim. Bir sevinç de bizim için o oldu. İlk oyu Zonguldak'ta, havalanında, Çaycuma'da kullandığım için bir onur oldu benim için de. Önceki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve AK Parti Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, partisinin ilçe başkanlığını ve Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı makamında ziyaret etti. Köksal Toptan, beraberinde 22 ve 23. dönem milletvekili Fazlı Erdoğan, AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun, AK Parti Zonguldak 2. sıra milletvekili adayı Faruk Çatıroğlu ve bazı partilerle birlikte ilçe başkanı Fatih Çakır ve yönetimini ziyarette bulundu. Parti binasında partililerle sohbet eden Köksal Toptan, ülke olarak önemli bir seçime gidildiğini ve seçimin önemini vatandaşlara anlatmak amacıyla partilerle zaman zaman görüş alışverişlerinde bulunduklarını söyledi. Sebebi ziyaretimiz açık. Çok önemli bir seçime gidiyor Türkiye. Bu seçimlerde de geçen seçimlerde yaşadığımız gibi istikrarın bozulmaması adına vatandaşımızla, teşkilatlarımızla görüş alışverişinde bulunuyoruz. Çalışmalar hakkında bilgiler alıyoruz. Arkadaşlarımızın moral motivasyonu konusunda bir eksik masumunu gidermeye çalışıyoruz. Ama gördüğümüz her şey istim üzerinde. Çok iyi gidiyor. Şu anda Zonguldak'ın hemen hemen her tarafında arkadaşlarımız büyük bir gayret içerisinde. Aday arkadaşlarımızla birlikte seçimin önemini vatandaşlarımızla paylaşmaya çalışıyorlar. Vatandaşı dinliyoruz. Arkadaşlarımız dinliyorlar. Yatırımlarla ilgili yapılanları anlatıyorlar. Eksik kalanların nasıl giderileceği konusunda da düşüncelerini söylüyorlar. Seçimin önemine bizim bütün vatandaşlarımızı çok iyi anlatmamız lazım. Arkadaşlarımızın çok iyi yaptığını ve yapacağına inanıyorum. Amacımız bu. Toptan AK Parti ilçe başkanlığı ziyaretinin ardından parti binasından ayrıldı. Yürüyerek belediye binasına gelen Toptan'ı Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ve belediye meclis üyeleri karşıladı. Belediye başkanlık makamına geçen Köksal Toptan, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ı yeni binasında ve yerinde ziyaret etmek istediğini belirterek, 4 senelik dönem içerisinde güzel çalışmalarla Ereğli'ye hizmet etmesi temennisinde bulundu. Ereğli'nin sorunları konusundaki gayretlerine bir teşekkür olduğunu ifade etmek istiyorum. Sayın Hüseyin Uysal, çeşitli zorluklara karşılık kimseyi kırmadan, dökmeden, küsmeden, zaman zaman sorunlarını kendi içine atarak ama kimseye aktarmayarak, kimseyle paylaşmayarak Ereğli'mizi hepimizin uğurlayabileceği bir yönetim anlayışı içerisinde günlere getirmiştir. Öyle ki mesela ben ifade etmeliyim. Burayla ilgili bir sorun konusunda benim devreye girmemi istedim ben.
ben devreye gireyim mi dedim. Bana hayır, bu benim sorunum, bu bizim sorunumuz, Ereğli'nin sorunu, ben bunu çözerim dedi. Zor bir sorundu ama çözdü. Böylece de kendisine güveni olan, kendi doğru yoldaki çabasına inanan bir arkadaşımızın elinde Ereğli. Ben önümüzdeki süreçte seçim telaşını da atlattıktan sonra çok istikrarlı ol. Gelecek 4 sene içerisinde seçim meçim yaşamadan Ereğli'ye esas önemli katkıları yapacağına inanıyorum ben. AK Parti Zonguldak Milletvekili ve 3. sıra milletvekili adayı Özcan Ulupınar seçim öncesi ziyaretlerine devam ediyor. AK Parti Zonguldak Milletvekili ve 3. sıra milletvekili adayı Özcan Ulupınar bugün Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman'la birlikte bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Ulupınar önce Devrek Gökçebey Derneği'ni ziyaret etti. Dernek yöneticileriyle bir süre sohbet eden Ulupınar, TTK'nın kapanmasına ilişkin çıkan haberlere yanıt vererek böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Bakan demiş ki gazetesinde TTK özelleşecek, kapanacak demiş. Hatta Sanayi Komisyonu'nda Ocak ayında bir konuşma yaptığı söyleniyor. Ben Sanayi Komisyonu'na hayatımda bir kere gittim. Ben Plan Birçok Komisyonu'ndayım. O da ne zaman gittim biliyor musunuz? Bu Zonguldak'ın mülkiyet konusunu çözmek için gittim. Bir kere 5 dakika konuşma tutanaklarında vardır. 5 dakika konuşma yaptım. Önerge sahibi olarak gittim. Bakan Bey'e Hüseyin Çelik benim yanımda telefon etti. Evvelsi gün. Bakan Bey Hüseyin Çelik'e dedi ki başbakanımızın baş danışmanına hayır dedi. TTK'nın özelleşmesi kapatılması durumu söz konusu değildir dedi. Hüseyin Çelik de evvelsi gün burada basında bunu açıkladı. Bu dedikodu kapandı. Bu kapandı. Bu 2006-2009 girişlerle ilgili zaten daimi gibi çalışıyorlar. İşçi de zaten çok az. İşçi açıklarımız büyüdü. Dolayısıyla biz bunların daimiye geçme meselesini Bakan Bey'e inşallah burada söyleyeceğiz. Yetki Genel Müdürlük'te Bakan Bey talimat verecek inşallah. İnşallah. Takip edeceğiz. İşçi alımı konusunda Başbakanımızdan bizim partimiz seçim öncesi seçim vaadinde bulunmak üzere hani vatandaşa bir parmak bal çalmak gibi algılanmasın. Öyle bir vaatte bulunmaz. Alınacaksa dedi Hüseyin Çelik, ihtiyaç varsa zaten alınır dedi. Bu kardeşiniz bunu Tayyip Bey'e başbakanken Sayın Davutoğlu'na her seferinde her istişare toplantısında söyledim. TTK'ya iş alınmalı, yollar, Firyoz, artık bütün Türkiye'nin vekillerine sorun. Malatya, Sivas, Trabzon hepsine sorun, şahittirler. Senin Firyoz'undan, senin TTK'ndan bıktık derlerdi bana. Yine mi onu söyleyeceksin derlerdi. Bütün hepsi ezberlemişti. Hatta çoğu zaman Filios'a Kilios derlerdi de kızardım onlara. Filios derdi. Kilios değil. Dolayısıyla kardeşim bakanımız 26'sında burada. Doğru mu abi? Evet. 26'sında o daim olayını kendisine tekrar söyleyeceğiz. Muhtemelen de başbakanımıza sendikaya bir 5 dakika program koydurmaya çalışacağız. İnşallah onu da başarırsak sendikada da başbakanımızla bir görüşme yapacağız. Ulupınar ve beraberindekiler daha sonra Yeniceliler Derneği'ne giderek burada dernek yöneticileriyle bir araya geldi. Zonguldak ve Karabük'ün bir bütün olduğunu ifade ederek Filios projesinin iki bölge içinde önemli olduğunu kaydetti. Karabük Zonguldak'tan ayrılmamıştır. Aynı coğrafyadır, aynı kültürdür. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Kısım akrabalık vardır, ticaret vardır. Yollar da şimdi çok şükür güzeldir. Ulaşım da kolaydır. İnşallah bundan sonra da bu bölge birbirine destek olacaktır. Bu iller birbirine destek olacaktır. Ve Filios projesi ve havaalanımız Zonguldak'ın değil, hem Karabük'ün hem de Bartın'ın önünü açacak çok önemli, büyük bir projedir. Bizim çılgın projemizdir. Tekrar sizlere teşekkür ediyorum bu karşılamanızdan dolayı. Allah sizlere sıkıntı, üzüntü vermesin. İnşallah bu seçimler vatanımıza, milletimize hayırlı olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. AK Parti Zonguldak 2. sıra milletvekili adayı Faruk Çaturoğlu, Ereğli Hükümet Konağı'nda ziyaretlerde bulundu. AK Parti Zonguldak 2. sıra milletvekili adayı Faruk Çaturoğlu, beraberinde AK Parti ilçe başkanı Fatih Çakır ve partililerle birlikte hükümet konağında birim çalışanlarını ve daire müdürlerini ziyaret etti. Sizlere selamlıyor. Desteklerinizi bekliyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz hepinize.
Kolay gelsin. AK Parti Zonguldak Milletvekili adayımız Faruk Çatıroğlu. Destekleriniz bekliyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Ziyaretleri sırasında ilçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz'ı da ziyaret eden Çatıroğlu, ilçedeki eğitim ve okulların durumları hakkında bilgiler aldı. Biz Nisan önümüzdeki ay nasip olursa Orhan Oğuz'la Kırmacı'daki ortaokulun ihaleleri yapılacak. Onların yatırımı geldiği için gündeme almıyoruz. Bilgi paylaşımı sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Çatıroğlu, Hüseyin Çelik'in Ereğli'ye gelerek üniversite kampüsü ve kent meydanı ile ilgili verdiği müjdelerin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Ereğli'nin beklentisiydi bu. Yani eski hastanenin üniversite kampüsü olması. Rektörümüzle görüştük. Rektörümüz de şunu söyledi. Eğer burası dedi hallolursa biz Ereğli'deki 3500 olan yüksek öğrenim öğrenci sayısını 10.000'e çıkarmayı hedefliyoruz dedi. Bu bizi daha da heyecanlandırdı. Biz Bartın'a sırf başbakanımıza bu dosyayı sunmaya gittik. Diğer milletvekili ve milletvekili adayı arkadaşlarımızla birlikte ve dosyayı bizzat sunduk. Bunun basına servis etmiştik. Hemen akabinden Sayın Bakanımız Hüseyin Çelik Bey'in bizzat Ereğli'ye gelerek bu konudaki müjdeyi vermesi Ereğli halkını ve bizleri oldukça memnun etti. Ben dün Zonguldak'taydım. Zonguldak Valiliği'ndeki bütün birimleri ve diğer bazı kamu kuruluşlarını, dernekleri ve esnaf ziyareti yaptım. Bu arada Milli Emlak İl Müdürlüğü'ne de uğradım. Oradaki müdür arkadaşımız Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden kendilerini aradıklarını ve dosyayla ilgili bilgileri Ereğli Mal Müdürlüğü'nden alıp ilgili daireye gönderdiklerini, zaten Şubat ayında da bir yazışma yaptıklarını, aksayan bir şey olmadığını, her şeyin şu an için yolunda gittiğini bize ifade etti. Çatıroğlu eğitim konusunda eksikliklerle ilgili olarak il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlerinden bilgileri aldığını ve 2016 yılı içerisinde yapılacak olan çalışmaları şimdiden planladıklarını ifade etti. 2015 programına girenler, işte 2016'ya girecekler, onlarla ilgili bir çalışma yaptık. Milletimize de yaptık. Dün yine İl Milli Eğitim Müdürümüze de uğradım. Ereğli'de muhtemel yapılması gerekenler, yapılanlar ve planlananlarla ilgili kendilerinden bilgi aldık. Şimdi bu seneki yatırım programlarıyla birlikte tesisler bittiğinde %80-90 seviyesinde biz okul bazında tesisleşmemizi Ereğli'de tamamlamış olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili adayları Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuz Yılmaz Ereğli'de sandık görevlileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adayları Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuz Yılmaz Ereğli'de sandık görevlileriyle kahvaltı yaptı. Toplantıda 250 sandık görevlisine hitap eden Deniz Yavuz Yılmaz, oyların çalınmaması için sandık görevlilerinden gerekirse açtırmamak için sandığa oturmalarını isterken, Ünal Demirtaş ise AK Parti'nin kan kaybettiğini, Milliyetçi Hareket Partisi'nin adaylarının ise partinin iki milletvekili çıkaracağına dair algı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. O atılan oylara müdahale ediyorlar. O yüzden tekrar söylüyorum. Eğer Kurtuluş Savaşı'ndaysak sizler her biriniz birer sandıkta komutansınız. O sandıklara sizler sahip çıkacaksınız. O sandıklara biz sahip çıkacağız. Ama teker teker hangi numara varsa o numara bizim rütbemizdir, sandık numarası. Her bir komutan lütfen sandıklara sahip çıksın, sabaha kadar sandığın başında kalsın. Eğer bir hile varsa, aklına hiçbir şey gelmiyorsa, ben ne yapacağım diyorsa, tutanak tutacağım, tutanağı bulamıyorum. Ya şikayet edeceğim, avukatı arıyorum, avukata ulaşamıyorum. İlçe başkanına ulaşamadım, ona ulaşamadım, Çiğdem Hanım da yok. İşte Ünal Bey'e de ulaşamıyorum, ne yapacağım dediğinde yapacağı tek bir şey var, çıkacak sandığın üstüne oturacak. Ama o iğneyi yapmamış. 27-28 günümüz var. 27-28 günde her şey değişir. Her şey değişir. Şu anda durumumuz çok iyi arkadaşlar. Köylere gidiyoruz.
mahallelere gidiyoruz. Beldelere gidiyoruz. İnanın Ereğli'de, Alaplı'da bir kıpırtı var. Kıpır kıpır insanlar. Dün Ormanlı'daydık başkanımla beraber. Ben 2011'de de gitmiştim oraya. Bu hava yoktu arkadaşlar. Köylerimizde özellikle. Köylerimiz kıpır kıpır. İktidar gidiyor arkadaşlar. İktidar sandığa gömülecek. Bakın Alaplı'da iki tane adayları var. İkinci sıra ve dördüncü sıra adayları var. Alaplı'da da öyle bakın. Geçen hafta bir muhtarlarımızla bir toplantı yaptık. 60 muhtarımızdan 55 tanesi geldi, teşrif ettiler. Sıcacık bir ilgi, bir alaka. Yine esnafımız, yine Alaplı'nın köyleri kıpır kıpır arkadaşlar. MHP 2'yi zorluyor. Bakın bir algı yönetimi. Buradan tabii kendi adayları önemli bir siyasetçi. Kurt bir siyasetçi. İlk sahaya çıktığında, adaylığı belli olduğunda hemen medyayı gezdi. Kendini bir tanıttı. Bakın hemen derhal Zonguldak'ta hangi medya mensubuna gitsek aynı algıyı oluşturuyor. Evet. Ereğli'de aynı algıyı oluşturuyorlar. Şimdi arkadaşlar MHP'nin gücü onların ifade ettiği gibi değil. Biz bunu görüyoruz. Yeterli çalışmıyorlar. Bir başka parti, iktidar partisi, onlar da yeterli çalışmıyor. Yapılan konuşmaların ardından partililer birlik ve beraberlik fotoğrafı çektirdiler. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok sağ olun. Hocam, hocam. Hep birlikte yeni aslanla iktidara. Halkların Demokratik Partisi Zonguldak Milletvekili adayı Ali Topaloğlu, Zonguldak Trabzonlular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bayrağı ziyaret etti. Halkların Demokratik Partisi Zonguldak Milletvekili adayı Ali Topaloğlu, Trabzonlular Derneği'ni ziyaretinde birlik mesajı verdi. 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde ülkenin barışına, kardeşliğine ve eşitliğine katkı sunmak için aday olduğunun altını çizen Topaloğlu, bu kentin işsizlik ve yoksulluğuna çare bulmak için aday olduk dedi. Trabzonlular Derneği bizim için çok son derece önemli bir yerdir. Biz altını çizerek söylüyorum. Bütün buradaki yaptığımız çalışmanın temeli bu ülkenin barışına, kardeşliğine, eşitliğine katkı sunmak. Zonguldak biliyorsunuz gittikçe küçülen, dağılan bir kent. Aynı zamanda hepimiz bu kentte yaşıyoruz. Bu kentin de işsizlik ve yoksulluğuna çare bulmak için aday olduk. Ben istiyorum ki bu ülkenin her yerinde çocuklarımız, gençlerimiz çok özgür, eşit bir şekilde yaşasınlar. Derdimiz budur. Ziyarette konuşan Zonguldak Trabzonlular Derneği Başkanı Ahmet Bayraksa bütün siyasi partilere aynı mesafede olduklarını belirtti. Biz dernek olarak bütün siyasi partileri aynı mesafedeyiz. Bizim derneğimizde siyaset yoktur. Bizim derneğimizde misafirperverlik vardır. Tüm siyasi partilerimiz derneğimizi ziyaret eder. Gelir çayımızı, kahvemizi içerler, görüşlerini açıklarlar. Biz görüş bildirmeyiz. Bir sadece herkese başarılar diliyoruz. Bu çıktığınız yolda başarılar diliyoruz. Sağ olun. Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bugün gösteriler düzenlendi. Pusula Televizyonu'ndan canlı olarak yayınlanan etkinliklere yurt içi ve yurt dışından gruplar katılarak renkli görüntüler oluşturdu. Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenlediği Engelliler Haftası etkinlikleri bugün başladı. Pusula Televizyonu'ndan canlı olarak yayınlanan gösterilere ilginin yoğun oluşu dikkat çekti. Filistin engelli milli voleybol takımının yanı sıra değişik illerden gelen gruplar gösteriler sergiledi. Filistinli ziyaretçilere büyük ilgi gösteren Ereğliler gösterileri de beğeniyle izledi. Haydanda haydan
7 yıldır uğramadım yurduma. Dert ortağı bulamadım derdime. Geleceksen bir gün düşüp ardıma. Kulağa değil yüreğine sor beni. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal yaptığı konuşmada düşüncelerini açıkladı. Bizler gerek hükümet olarak gerekse yerel yönetimler olarak engelli vatandaşlarla ilişkilerimizi bir sosyal devlet olmanın gereği ve belki de çağdaşlaşmanın en önemli kriteri olarak bakıyoruz. Eğer bir ülkede veya bir yörede, bir ilçede engelli vatandaşlarımızın sorunlarına ne kadar çok ilgileniyorsa, ne kadar kıymetlendiriliyorsa o ülke o kadar ilerlemiştir, o ilçe, o bölge o kadar ilerlemiştir diyoruz. Ben burada biliyorsunuz bizim belediye binamıza taşındık, engelli vatandaşlarımızın gireceği şekilde, ama bundan sonra bu hizmetlerimiz daha da artarak devam edecek. Önümüzdeki yıllarda eksik olanlarımızı tamamlayacağız, daha ileri gideceğiz. Nihai hedefimiz ise Karadeniz Ereğli'de engelli olimpiyatları yapılacak hale gelinceye kadar biz bu hizmetlerimize devam edeceğiz, sizleri kucaklamaya devam edeceğiz. Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından ilçede ilk kez düzenlenen 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında etkinliklere katılacak olan takımlar bugün sabah kahvaltısında bir araya geldi. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliğine katılacak olan Filistin Engelli Milli Voleybol Takımı, Balıkesir Valiliği Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Engelli Mehteran Takımı, Türkiye Omurilik Felçleri Derneği yöneticileri, gösteri ekipleri ve diğer misafirlerle kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın yanı sıra Başkan Yardımcıları İbrahim Cöbek, Nazım Erdoğan, Esra Alpago ve Alptekin Dursun, Belediye Meclisi Üyesi Yusuf Kalay, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Namık Şahin, Özel Kalem Müdürü Esra Aydın'la Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Baki Kara hazır bulundu. Başkan Uysal'ın Filistin Engelli Milli Voleybol Takımı yönetici ve sporcularıyla masalarına giderek özel tercüman eşliğinde yaptığı kısa sohbetler, Türk halkının Filistin halkıyla arasındaki gönül bağlarının ne derece güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Nerede? Filistin Engelli Milli Voleybol Takımı kafile başkanı Muhammed Ziyad, Ereğli'de kendilerini adeta evlerinde gibi hissettiklerini belirtti. Kudüs'te yaşadıklarımızı sizler çok iyi takip ediyorsunuz. Bir şekil khas ve Filistin bir şekil am. Yani hususi olarak Filistin'de yaşadıklarımızı gündemden hep takip ediyorsunuz, duyuyorsunuz. El-i'tidaat ala şebabina min kibbelil ihtilalil İsrail'i. İsrail yönetiminin gençlerimize yapmış olduğu zulümlerle ilgili bir takım bilgileri muhakkak takip ediyorsunuzdur. Selefel kethir minel dahaya ve şuhada vel jarha. Şehitler ve geride kalmış bir takım engelli durumlar, bunların olmasına sebebiyet veriyorlar. بالطبع كان هناك لنا زملاء من غزة أيضا رجعتهم القوات الاحتلال الإسرائيلية. Yine Gazze'den de gelmesi beklenen sporcularımız vardı, fakat bunlar İsrail yönetimi tarafından sınır kapılarında engellenmiş oldular. Belediye Başkanı Hüseyin Uysal da konuşmasında kendilerine bu kadar uzak yoldan geldikleri ve zahmetli yolculuklara katlandıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum dedi. Sizleri aramızda görmekten, sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyuz. Karadeniz Ereğli Belediyesi olarak bunun onurunu yaşıyoruz. Uzaklardan gelen Filistinli kardeşlerimize hoş geldiniz derken onların acılarının da bir an önce bitmesini, tüm Arap aleminde, tüm dünyada acıların, felaketlerin son bulmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kendilerine bu kadar uzak yolculuktan geldikleri için
zahmetli yolculuklara katlandıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum. İllerimizden gelen, Balıkesir ilimizden gelen kardeşlerime de hoş geldiniz diyorum. İnşallah burada çok güzel günler geçirirsiniz. İnşallah çok güzel hatıralarla buradan ilçemizden dönersiniz. Bizler sizlerin yanınızdayız. Ya başkanım. Türkiye Kamu Sen'e bağlı Türk Sağlık Sen üyeleri Anneler Günü'nü ve Hemşirelik Haftası'nı kutlamak için sabah kahvaltısında buluştu. Kahvaltıda sağlık çalışanlarının sorunları dile getirildi. Türk Sağlık Sen üyeleri Anneler Günü'nü ve Hemşirelik Haftası'nı kutlama programı dolayısıyla kahvaltı düzenledi. Türkiye Sağlık Sen Zonguldak Şube Başkanı Arzu Kara, sağlık çalışanlarının Hemşireler Günü'nü kutlayarak başarılar diledi. Genç yaşta evlatlarını toprağa koymuş şehit anneleri ve tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak başlamak istiyorum. Aynı zamanda 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası'nı bütün hemşire arkadaşlarımı kutluyorum. Sözlerime çok beğendiğim iki dörtlükle veda etmek istiyorum. Teslim olma, eğilme, çıkar için, onurunu yok etme, iki kuruş kar için, namerde el açma, isterse yansın için için, duruşun dik olsun dostum. İnsan doğup da insan kalamayanlara, yaşamın merkezinden insan alıp yerine menfaat koyanlara, kendi olarak kalmayı başaramayanlara inat, duruşun dik olsun dostum. Duruşu dik olan tüm Türk Sağlık Sen'in arkadaşlarıma teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Düzenlenen Sayın programda konuşan Türk Sağlık Sen Şube Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik, üniversite hastanesinde personel istihdamına dikkat çekti. Üniversite hastanemizde görev yapan çalışanlarımız için düzenlemiş olduğumuz Anneler Günü ve Hemşireler Günü toplantısına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerime fedakarlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek diye tarif et derlerse annem derdim. Beni de bir ana doğurmadı mı? Türk analarını daha nice Mustafa Kemaller doğurur. Türk annelerinin Anneler Günü kutlayarak başlıyorum. Şifanın melekleri, hemşire arkadaşlarımızın da hemşire haftasını tebrik ediyorum. Şifanın meleklerinin haklarının ödenmesi gerçekten çok zor. Özellikle üniversite hastanesinde eksik personel, yoğun iş gücü çıkması içinde en fazla mağduriyet yaşayan ve yıpranan hemşire arkadaşlarımızdır. Bu sorun sadece bizim üniversite hastanemizde değil, tüm Türkiye'deki üniversite hastanelerini kuşatmış durumda. Genel merkezimiz de bu konuda geçtiğimiz hafta Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı'na başvuru yaparak personel eksikliğinin giderilmesi konusunda adımlar atmıştır. Umarız bu çağrıda gerçek bir manada üniversite hastaneleri için bir adım atılır. Çünkü bu çözülmesi gereken en temel sorundur. Diğer tür sorunların ortaya çıkmasına da nedendir. İş yükü artık katlanılmaz bir haldedir. Personel istihdamı yerine mevcut personelin iş yükünün arttırılması yolu tercih edilerek çalışanlara açıkça eziyet edilmekte ve çalışma ortamı köle hayatına dönüştürülmektedir. Bu eziyet birçok birimde öğle arası izinlerin kullandırılmamasıyla işkenceye dönüştürülmüştür. Zonguldak'ta amatör denizcilikle uğraşan kişiler amatör denizcilik belgesi alarak 10 beygir motorlu teknelerle denizlere açılabilecek. Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi aracılığıyla amatör denizcilik kursu açılacak. 14 yaşından büyük herkesin başvurabileceği kurs sonucunda başarılı olan kursiyerlere amatör denizcilik belgesi verilecek. Bir haftalık kurs sonucu başarılı olan kişilerin alacağı bu belge sayesinde amatör denizciler 2,5 metre ile 24 metre arasındaki tekneleri kullanabilecek. Yaklaşık 700 lira bir masrafla belgenin alınabileceğini söyleyen Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi 2. Başkanı Ergün Kayhan şu bilgileri verdi. Amatör denizcilik belgesi bakanlığın denizlerde sportif amaçlı, eğlence amaçlı ve amatörce avlanabilmek için teknelerde bu belge şart. Ha, bu belge kimlere lazım amatör denizcilik belgesi? Bu amatör denizcilik belgesi 2,5 metreden az, 24 metreden büyük olmamak kaydıyla
10 beygir ve üstü tekne motor gücüyle çalışan tekneleri kullanan herkese bu belge şart. Bunu almayanlar gerekli sahil güvenlik tarafından yakalandığında 2500 lira cezası var. Bu kursta bizim amacımız, bu kursu açmamızdaki amacımız ya bu kursların İstanbul'da özel şirketlerde veyahut Ereğli'de Denizcilik Lisesi'nde açılıyor. Maliyet çok arttığı için biz arkadaşlarımıza kolaylık olsun diye, balıkçı özel tekne sahiplerine kolaylık olsun diye biz bu kursu burada açmayı düşündük. Çok ilgi var. Bu ilgiye çok teşekkür ediyorum. İnşallah bekliyoruz bu hafta sonuna kadar. Şey yaparlarsa arkadaşlarımıza her konuda yardımcı olacağız. Kursa başvuran 34 yaşındaki Özer Aksoy isimli bir denizci ise kursun kendileri için çok faydalı olacağını ifade etti. Amatör denizcilik ve tesis belgesini Kozlu Su Ürünleri Kooperatifimizin sayesinde ayağımıza geldi hizmet. Nasip olursa kursa yazılıp o hizmeti alacağız. Teknemi kullanırken tesis belgem olacak elinde. Tekne kullanma belgem olacak. Bir sahil güvenlikte bir sıkıntı yaşamayacağım. O şekilde resmi olarak. Tüm amatörce denizcilikle uğraşan arkadaşlarımızın ihtiyacı olan bir belge. Herkesin alacağından eminim. Öte yandan önümüzdeki günlerde Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi tarafından amatör telsiz belgesi için de kurs açılması yönünde başvurular kabul edilecek. Ereğli'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından trafik haftası dolayısıyla belirlenen yılın sürücüsü ve yılın yayasına düzenlenen törenle hediyeleri verildi. 2-9 Mayıs tarihleri arasında kutlanan trafik haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yılın sürücüsü ve yılın yayasına Orhan Oğuz İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törenle hediyeleri verildi. Ödül törenine Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Timur Özgen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Tufan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Çivelek ve Trafik Tescil Denetleme ve İdare Büro Amiri Fatih Daldal katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Timur Özgen, toplum içerisinde ve trafikte insanların birbirlerine hoşgörü ve nezaketle yaklaşmaları halinde kurallara gerek kalmayacağını söyledi. Evet, bilindiği gibi medeni toplumlar birlikte yaşarlarken kendi aralarında bazı kurallar koyarlar. Bu kurallar kişilerin kendi özgürlüklerinin sınırlarını verirler. Bu kurallardan bir tanesi de bilindiği gibi trafik kuralları. Ancak medeni toplumlarda illaki kurallar gerekmez. İnsanların birbirlerine karşı olan hoşgörüleri, anlayışları, nezaketleri yazılı olmayan kuralları da teşkil eder. Dolayısıyla trafik kurallarından ziyade ben minik katılımcılardan yazılı olmayan kurallara uymalarını daha fazla istirham ederim. Yani birbirinize karşı trafikte hoşgörülü, nezaketli ve saygılı olursanız bizim koyduğumuz kurallara hiç gerek bile kalmaz. Öncelikle öğretmenlerden, öğrencilerimize bunları öğretmelerini istirham ederim. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Duyan Özel Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Benim Babam Trafikte Bir Melek konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Timur Özgen ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gökhan Tufan verdi. Trafik kurallarına riayet ettiği Şoförler ve Otomobilciler Odası ile Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğince tespit edilen sürücü Erkan Demirli, Yaya Necla Yardibine ödüllerini Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz ve Ereğli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Cevdet Civelek verdi. Müdürüm. Az öne. Başkanım burada bakalım. Tören trafik haftası dolayısıyla hazırlanan slide gösterisiyle sona erdi. Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Selçuk Balcı, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde konser verdi. Bu yıl 21.si düzenlenen Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Karadeniz müziğinin sevilen sesi Selçuk Balcı sahne aldı.
Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi Kampüsü'nde gerçekleştirilen konserde alanı dolduran öğrenciler gönüllerince eğlendi. Selçuk Balcı yaklaşık 2 saatlik konser boyunca zaman zaman yaptığı kemençe şovuyla öğrencilerin beğenisini kazandı. Öğrenciler sanatçıyı cep telefonlarıyla görüntüleyebilmek için adeta birbiriyle yarıştılar. Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi öğrencileri engelli bireylerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için etkinlik düzenledi. Vatandaşlarla engellileri yaşadıklarını anlatmak isteyen öğrenciler bazı vatandaşlardan kısa süreli engelli olmasını istedi. Ereğli Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Zihinsel Engelliler Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri topluma hizmet dersi kapsamında açılan standta İçinde öğrenme güçlüğü, otizm, down, zihinsel yetersizlik, bedensel, görme ve işitme engellerin yer aldığı 7 engel grubuna ilişkin bilgilerin bulunduğu el ilanları dağıtıldı. Bazı vatandaşların gözlerine siyah bantlardan takılarak bulvar üzerindeki engel yollarından yürümeleri istendi. Kötü ya, yani çok zor bir şey gerçekten onlar için. Sadece sesler, kesinlikle. Şu an yürüdüğüm yolları özellikle de bozmalarını istemiyorum. Çünkü şu anda en azından yol gösteriyor bana. Nereye kadar yürüyeceğim? Nereye gitti bilmiyorum, dünyam karanlık. Birinin bana yardım etmesini bekliyorum. Kendime güvensizlik ve dünyaya güvensizlik var. Kendimi tehlikeli bir dünyanın içerisinde hissediyorum. Her an herkesin başına gelir. Doğuştan olabilir, bir kaza hissesinde olabilir. Herkesin başına gelebileceği için engellilerin duygularını anlamak gerekiyor. Bazıları ise tekerlekli sandalyeye oturarak bir müddet engelli rampalarında ilerlemeye çalıştı. Kısa rampayı çıkmakta zorlananlar ve tekerlekli sandalyede ilerlemeye çalışan gençler, engellilerin yaşadıklarını daha iyi anladıklarını ve engellilere daha fazla ilgi ve yardım gösterilmesi gerektiğini söylediler. Zorlan ve onları daha iyi anlıyorum şimdi. Yani bunu kullananlar zorlanıyordur. Ya onlara karşı duyarlı olmalıyız. Bence onların yollarını kapatmamamız gerekiyor. Engellilerin yaşadığı sorunlara farkındalık yaratmak için Devrim Bulvarı üzerinde bir banka önünde stand açan öğrencilerden Hande Bal açıklamalarda bulundu. Toplama hizmet dersi kapsamındaki farkındalık çalışmamız burası. Burada el broşürleri, kitap ayraçları, yaka kartları, afişlerin dağıtımını yapıyoruz. Standımızdaki amacımız özel gereksinimli bireylerin fark edilmesini sağlamak. Çünkü biz burada 7 engel grubunu baz aldık. 7 engel grubunun basitçe baz alınan özelliklerini anlatıyoruz. Ve toplumumuzda onları fark etmesini, onları da kendinden saymasını istiyoruz. Öğrenciler yoğun yağmur yağışına rağmen vatandaşları bilgilendirmek için broşür dağıtmaya devam etti.
Ereğli Eğitim Hizmetleri Yardım Derneği tarafından Ereğli Öğrenci Yurtlarına yardım toplamak amacıyla kermes düzenlendi. Çetin Apatay Bulvarı'nda gerçekleştirilen kermes açılışına Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, kermes ve dernek sorumlusu Ahmet Baştan, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kermesin açılış konuşmasını gerçekleştiren kermes ve dernek sorumlusu Ahmet Baştan, yurtları açmadaki amaçlarının çocukların iyi birer fert olması ve çocukları uyuşturucu belasından uzaklaştırmak olduğunu söyledi. 100 tane daha öğrenciyi orada istihdam etmek istiyoruz. Niçin biliyor musunuz? Gençlerimiz kötü alışkanlıklara müptela olmuş. Esrar, eroin, bonzai'den daha miraçların ölmemesini istiyoruz. Maalesef gençlerimiz bu hastalığa düşüyor. Bu hastalıktan kurtarmamız lazım. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ise ailenin toplumda çok önemli olduğunu, temel yapıdan ailenin çıkartılmasının toplumu çökerteceğini kaydetti. Gerçekten aile son derece önemli. Aile eğer bir milletin içinden aile denen tuğlayı aldığınız zaman o millet çöker. Sayın hocamız ve böyle derneklerde, böyle öğrenci yurtlarında ahlaklı nesil son derece önemlidir. Nesillerimizin daha güzel olması için, insanlarımızın daha nitelikli olması için, ahlaklı nesiller için böyle güzel kuruluşlara ihtiyacımız var. Çünkü bir millet ekonomiden yıkılmaz. Hiçbir şeyden yıkılmaz. Ama ahlaksızlık girdiği zaman o milletler çökmeye mahkumdur. Konuşmaların tamamlanmasının ardından açılış duası yapıldı. Hüseyin Uysal'ın açılış kurdelesini kestiği kermes 10 gün açık kalacak. Hoş geldiniz. Bu yıl 8.'si düzenlenen misafir öğrencilere yabancı kalmayın adı altında Zonguldak Kordon Boyu'nda etkinlik düzenlendi. Kara Elmas Uluslararası Öğrenci Derneği İnsani Yardım Vakfı ve Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Misafir Öğrencilere Yabancı Kalmayın etkinliğinde yabancı öğrenciler katılımcılarla kordon boyunda bir araya geldi. Programa Vali Yardımcısı Ahmet Karakaya, Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek, Eğitim Birsen Zonguldak Eski Şube Başkanı Kamuran Aşkar, dernek üyeleri, çok sayıda yabancı öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Biz aile hasreti yaşıyoruz. Farklı ülkelerden geldik. Zonguldak'ı iyi tanımıyoruz ilk geldiğimiz zaman. Yabancı olarak geldik. Bize kardeş öğrenciler dediler. Çok teşekkür ederiz. Vali Yardımcısı Ahmet Karakaya, Türk ve İslam dünyasıyla kültürel, ekonomik ve sosyal birliktelikler kurmanın zorunlu olduğunu belirtti. Gerçekten arkadaşlarımız heyecanlarını bize yansıtarak sunumlarını yapmaya devam ediyorlar. Bu heyecan, bu heyecandır ki samimiyetin zaten bilakis kendisi tamamen göstergesidir. Doğudan batıya gidin, göreceksiniz ki dünyanın kesiştiği bir noktadayız. Bu sadece coğrafi olarak değil, medeniyetler noktasında baktığımızda da gerçekten dünyanın kesiştiği bir noktadayız. Bu çerçevede bizim bütün medeniyetlere kucağımızın açık olması kadar doğal bir şey olamaz. Gönül coğrafyamızla, Türk dünyasıyla, İslam coğrafyasıyla kültürel, ekonomik ve sosyal birliktelikler kurmamız zorunludur. Ticari faaliyetlerimiz noktasında, sosyal faaliyetlerimiz noktasında hemhal olmamız zorunludur. Bu konuda çok ciddi çalışmalar var. İnşallah daha da devam edecektir. Çünkü hepimiz biliyoruz ki birlikten kuvvet doğacaktır. Kardeş öğrencilerimizle birlikte düzenlenen bu aktivitelerin birisinde Zonguldak'ta düzenlenmesinden dolayı ziyadesiyle memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Yabancı öğrenciler kendi müzik ve danslarıyla katılımcıları eğlendirdi. Thank you.
Programlarının ardından katılımcılar yabancı öğrencilerin açtıkları standları gezdi. Savaşımızda düşmana karşı işte en fazla destek veren ülkelerden birisi kardeşten de öte bir ülke. İşte burada kardeşlik gördük. Gerçekten. Ereğli'de Filiz Anaokulu'nda öğrenim gören 2-6 yaş grubu çocukların yol boyunca atık malzemelerden hazırladığı eserler Atatürk Kültür Merkezi'nde açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuluyor. Ereğli'de faaliyet gösteren Filiz Anaokulu'nun öğrencileri yıl sonu sergisini Atatürk Kültür Merkezi sergi salonunda vatandaşların beğenisine sundu. Bugün açılan ve pazar akşamı saat 19'a kadar açık kalacak sergide öğrencilerin atık malzemelerden yaptığı çeşitli el becerileri başta olmak üzere resim, çimadan ve tişört boyama gibi birçok çalışma bulunuyor. Sergiyle ilgili olarak açıklamada bulunan Filiz Anaokulu Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Kutlu, çocukların el becerilerini geliştirmek amacıyla tuvalet kağıdı rulosu, pet şişe gibi birçok atık malzemelerle değişik çalışmalar yaptıklarını, bu serginin açılmasında başta öğretmenler olmak üzere öğrencilerini kutladığını söyledi. Kullandığımız bütün malzemeler evimizde çöp diye attığımız malzemelerdir. Bir tuvalet kağıdı rulosu, bir gazoz kapağı, bir pet şişe, bir süt şişesi, bunları değerlendirerek çocuklarımızın oyuncaklarını da yaptık ve daha sonrasında kullanabilecekleri, ailelerde kalabilecek birer anı olarak da kalsın istedim. Öğrenci velileri ise çocuklarının yaptığı çalışmaları görünce şaşırdıklarını ve bu kadar güzel çalışmalar beklemediklerini ifade ettiler. Anne olarak insan onur duyuyor, gurur duyuyor ve gerçekten de mutlu oluyoruz nihayetinde. Çünkü bu ilk heyecan bizim için kreşte daha. Şimdiden bunları yaparsa yarın bir gün ilkokulda çok daha güzel şeyler yapabilir umudu doğuyor en azından içimizde. Evladı olan herkes ne demek istediğimi herhalde anlar. Teşekkür ederim, sağ olun. Gayet başarılı bir sergi. Yıl boyunca bu kadar faaliyet yaptıklarını düşünmüyordum ama bir arada görünce insan bayağı şaşırıyor. Beklemeyeceğim başarılı şeyler, sergiler yapmışız. Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, ikincilik yolunda playoff maçlarına çıkacak Zonguldak Spor'a moral kahvaltısı verdi. Başkan Akdemir, 14 Mayıs'ta ilk sınavını İstanbul Spor'a karşı verecek ekibe başarı diledi. Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Spor Toto 3. Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan ve playoff'larda mücadele edecek Zonguldak Spor'a moral kahvaltısı verdi. Maşallah ya. Emirgan Otel'de yapılan kahvaltıya Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'in yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ertuğrul Koltuk, İlçe Başkanı Cemal Şahin, Zonguldak Spor Kulübü Başkanı Süleyman Caner ve yöneticiler, Teknik Direktör Cahit Terzi, teknik ekip ve futbolcular katıldı. ...14 Mayıs'ta deplasmanda İstanbul Spor'la playoff'ta ilk sınavını verecek Zonguldak ekibine başarı dileyen Başkan Akdemir, inanmış bir ekibin takımı ikinci lige çıkartacağına inandığını kaydetti. Hem şahsım adına hem de halkım adına sizlere teşekkür ediyorum, kutluyorum. İnşallah yüzdük sonuna geldik. Başarı sizler için, başarı bizler için, başarı halkımız için, başarı Zonguldak Spor için. Ki bunu başaracağınıza inanıyorum, gönülden inanıyorum. Benim biraz altıncı isim biraz kuvvetlidir. Bu sene playoff'u halledeceksiniz. Bu inanmışlığınız sayesinde. Allah sizi utandırmasın diyorum. Çok az bir süre kaldı. Perşembe günü inşallah sahaya çıkacaksınız. Yüzünüzün akıyla orada bizi ve Zonguldak'ı en iyi şekilde temsil etme onuruna sahip olacaksınız. Ben hepinizi kutluyorum. (Gülüyor)
Pusula Televizyonu ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.